günde 1500 metrekare üretim kapasiteli, modern ve teknolojik donanıma sahip tesiste kendi parke taşımızı, bordür ve kaldırım taşımızı kendimiz üretiyoruz. Söke Belediyesi şantiye hizmetlerinin daha etkin olabilmesi için araç filomuzu güçlendirdik. Şantiye hizmetlerinde kullanılmak üzere damperli kamyonlar ile kepçe, sulama aracı, forklift gibi saha araçlarıyla araç filomuz daha da güçlü bir hale geldi. Temizlik işlerinde yeni araç ve konteynerlar hizmete girdi. 49 mahallede çöp toplama hizmeti veriliyor. Temizlik işlerinde başlattığımız yeni dönem kapsamında ilçemiz görüntü ve çevre kirliliğini önleyen 10 adet yeraltı konteyneriyle tanıştı. Ayrıca Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre mahallelerde mobil temizlik hizmeti verilmektedir. Son 3 yıllık dönemde Söke Merkez'de 12 yeni park ve yeşil alan yaratıldı. Yeni doğan mahallemize büyük bir park ve spor alanı, yanında Söke'ye bağlı çevre mahallelerde 30 adet çocuk oyun alanı oluşturuldu. Söke'nin yolları yenileniyor. 2014 yılında başlattığımız yol yenileme hamlesiyle bugüne kadar 823 bin metrekare parke taşı yol yaptık. 2016 yılı sonuna kadar 603 bin metrekare parke çalışması yapan Söke Belediyesi, 2017 yılı başından bu yana toplam 145 sokakta yaklaşık 220 bin metrekare parke ve 50 bin metrekare civarında da asfalt yol yaptı. Yıkılmaz, yıkılamaz deniliyordu, biz yaptık. Söke'nin yıllar yılı gündeminden düşmeyen çay su dükkanlar, dükkanların zemin betonu ve otoparkların yıkımı gerçekleştirildi. Söke Çayı'nın üzeri tamamen açıldı. Söke'nin hasreti olan Söke Çayı projesinin büyük ve önemli adımı atılmış oldu. Modern kentin temelleri atılıyor. Sent Parkı, spor alanları ve otopark projesiyle Yenican Mahallesi'ne suni buz pateni pisti, tenis kortu ve basketbol sahaları kazandırılıyor. Proje kapsamında 7500 metrekare alan üzerine Sent Parkı, spor kompleksi, kafeteryanın yanında 122 konuttan oluşan 2 blok rezidans yer alıyor. Yeni Kent Deresi ıslah edildi. Yenikent Deresi ıslah ve çevre düzenleme projesinde çevre duvar ve zemin beton çalışması yapıldı. Çevresinde peyzaj çalışmalarıyla renkli hale gelecek Yenikent Deresi, modern kentin bir başka dev adımı olarak görülüyor. Baharası mahallemizde kapalı pazar yeri hasretini sona erdiriyoruz. Sadece Baharası Mahallesi değil, çevresinde bulunan çevre mahallelere de hitap eden büyük pazar yeri kapalı hale getiriliyor. Vatandaşlarımızın kapalı pazar yeriyle birlikte rahat alışveriş yapmasını sağlayacağız. Pazarcı esnaflarımız da daha konforlu, ne yağmurdan ne de çamurdan etkilenmeden bundan böyle daha modern bir alanda hizmet verecek.
çevre mahallelere modern kapalı pazar yeri projesi kapsamında Akburgazı mahallemiz de kapalı pazar yerine kavuşturuldu. Biz yaparız dedik ve yaptık. Heyelan riski içinde bulunan Alfa ve Gökhan Yapı Kooperatiflerinin bulunduğu Dostlar Sokak'ta korkulu rüya bitti. Heyelanı önlemek üzere fore kazık çalışması tamamlandı. Bir de Söke manzarasını tamamıyla gören seyir terası yapıldı. Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği yaratan 60 adet metruk bina yıkıldı. Eski jandarma binası da bunların içinde. İçinde barındırdığı Priyen Antik Kenti, Aziz Nikolas Kilisesi ile Söke'nin tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Gülübahçe Mahallesi'ne mesire alanı kazandırıyoruz. 2413 metrekarelik bir alanı kapsayan mesire alanında su yolları, piknik ve spor alanı, pergoleler, çocuk oyun alanı bulunuyor. Mesire alanında Söke Belediyesi kuruluşu olan Lima tarafından işletilecek bir de tesis yer alacak. Alışveriş ve ticari alan projesi. Yenican Mahallesi, otogar arkasında bulunan alana alışveriş merkezi yapıyoruz. Yeni yaşam alanı olacak bu yer, Yenican Mahallemiz başta olmak üzere Söke'mize yeni bir vizyon kazandıracak. İlçe merkezinde bulunan çarşının önemli bir bölümünü oluşturan demirciler, hasırcılar, basmacılar ve yağcı sokakların üstünü kapattık. Proje ile kapalı çarşı havasını yaratmayı başardığımız çarşı merkezi daha modern ve cazibeli hale geldi. Olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri olan mezbaha tesisleri için sözleşme imzalandı. Yakın zamanda AB standartlarında Söke ve bölgeye hitap edecek modern mezbaha tesisine kavuşacak. Söke Belediyesi sosyal konut projesi için kolları sıvadı. Belediyemize ait bugün üzerinde hayvan pazarı ve seranın bulunduğu arazide yapılması planlanan sosyal konut projesi ile özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesini hedefliyoruz. Ne şekilde olursa olsun Söke kendi içinde yenilenmeye mecbur. Kentsel dönüşümde Söke'nin önünü açmaya kararlıyız. 25 dekarlık alan için bakanlık onayı alındı. Söke'nin gelecek planlamasını yapıyoruz. Kemalpaşa Mahallesi'nde tarih yeniden ayağa kalkıyor. Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yolların kaplamaları, eski Rum evlerinin dış cepheleri yenileniyor. Uzbek konağının restorasyonunun tamamlandığı Kemalpaşa Mahallesi sokakları film platolarını aratmıyor. Tarihi Kemalpaşa Mahallesi adeta küllerinden yeniden doğuyor. Söke'nin artık müzesi var. Söke'nin tarihi evlerinden biri olan Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi yeniden düzenlenmesiyle kent müzesine dönüştürüldü. Mekanda yapılan kompozisyonla sergilenmeye başlayan materyallerin çoğunun bir asıllık olmasının yanında her birinin kullanılmış ve orijinal olması da dikkat çekiyor. Kent Müzesi'nin yanında Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nin alt katında Çocuk Meclisi'nin de katkılarıyla Oyuncak Müzesi oluşturuldu. Söke Belediyesi semt evleri, vatandaşlarımızın, özellikle kadınlarımızın buluşma, kaynaşma ve dayanışma noktaları haline geldi. Semt evlerimiz çığ gibi büyüyor. Bugün itibariyle 9 ayrı noktada hizmet veren semt evlerimizde hobi ve meslek edindirme kursları ile yaz okulu kurslarımız düzenleniyor. Kurslar 6500, yaz okulu ise 2100 katılımcıyı ağırladı. Bu anlamda Söke'nin en büyük eğitim kurumuyuz. Sosyal projelerimizle vatandaşımızın doğumdan ölüme kadar yanındayız. Söke Belediyesi olarak vatandaşımızla
el ele yürek yüreğiyiz. İftar çadırlarımız, sosyal yardımlarımız, hoş geldin bebek projemiz, taziye çadırı hizmetimiz vatandaşımızdan takdir görüyor. Söke Belediyesi'nin yaptığı yardımlarda adeta bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Söke Belediyesi, vatandaşıyla el ele.